Hazırım, gel. Ben zaten dünden hazırım. Vallahi ben bu zili ağzımla koparacağım ya. Kapıyla beraber koparacağım ya. Ya yapacak bir şey yok Bilal. Benim gelen gidenim çok oluyor. Onun derdi bunun tasası filan. Sevilen bir karakterim var. Ben nasıl seveceğim seni o zaman? Ben ne ara seveceğim seni? Ne anlayışsız insanlar bunlar ya? Sev beni. Seviyorum seni. Bak padişah kes almayacağım içeri. Ne var kız? Ne çöktün alacaktı gibi kapıya? Ne istiyorsun? Söyle. Dükkanın anahtarını unutmuşum ya. Hadi git. Ya tamam Kadir abla hazırsa beraber gidelim işte. Değil değil, müsait değil. Ya ben beklerim ya, beklerim. Kızım hasta mısın? Git, müsait değiliz. Git, ben yollayacağım onu, git. Görmüyor musun abi yükümü? Ta Emin'in önüne gittim, malzemeleri aldım. O otobüs senin, yok bu yok şu benim. Öldüm ya. Bu da can. Bak vallahi benimki de can. Ya benimki de can. Bak buramdayım ha. Vallahi buramdayım. Tamam Bilal, tamam. Geldim. Ya ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur iki dakika. Ya ne yapayım ya? Olmayınca olmuyor demek ki. Olmayınca olmuyor yani. Gerçekten benim aşırı sinirlerim bozuk yani. Bu duygusal iniş ve çıkışları kaldıramıyorum. Tamam ben de kaldıramıyorum ya. Ne yapacağız? Böyle mi olacak yani? Tamam düzelecek yani. Sen laf mı dinliyorsun kız? Ya git dükkanını aç. Bizi Allah'a yürü. Ya. Al poşetleri. Terbiyesiz. Al eşyalarını, hadi git dükkanını aç. Enerjimi ben neyse dükkanda atayım Bilal. Olmuyor böyle. Olmayınca olmuyor demek ki yani. Ya Kadir. Ne yapayım ya? Kader, kader, kader. Hayırdır Derya teyzem? Ne hayırdır, ne oldu? Ne iş buralara gelmiş böyle? Hiç. Derya teyze velayetimi alır mısın diye soruyor. Ne? Ne oldu, garipsedin mi? Yani oğlum gidip Kenan Yağızoğlu'na velayetimi vermek istiyorum dediğinde garipsemiyorsunuz. Hiçbiriniz gelip söylemiyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Ama bu olayı mı garipsedin? Ha? Bunu mu umursayacağın tuttu? Ya Derya teyze biz söyledik. Ali'ye dedik gel annenin evinde kal dedik. Ya sanki senin oğlun bizi dinliyor ya. Ya Derya teyze gel inat etme. Sen şuna okula gelmesi için bir izin falan ver. Hayır. Hiçbir şekilde izin vermiyorum. Bunu da gidip kendisine söyle. Tamam mı? Ya gitmeyelim yani okula. Katili de bulamayalım. Osman amca da sittin, sen oradan çıkamazsın değil mi Derya teyze? Şimdi sen bunu mu anladın? Söylediklerimden bunu mu anladın? Oğlum siz hakim misiniz? Savcı mısınız? Polis misiniz ha? Katili arayıp bulmak size mi düştü? Çocuksunuz siz, çocuk. Çocuksanız da çocukluğunuzu bileceksiniz. Yettiniz artık. Sıkmayın canımı. Allah Allah. Yok efendim, oradan çıkamazmış. Size kaldı çünkü. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. On kuş. On bir kuş. Bir tanesi karga. Osman amca neredesin sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum ben. 11 tane kuş uçtu. 11 tane, biri karga, iki yaşlı adam. Ne güzel. Bahçede bir misafirim var. Ha, arkadaşım mı geldi? Bilmem, olabilir. Bahçede seni bekliyor. Hadi gel gidelim, bekletmeyelim. Arkadaşım beni çok sever. Çok komik arkadaşım. Beni çok güldürüyor. Arkadaşım, ben giderim. Sen gelme, beklemesin arkadaşım. Osman Bey. Aa, Osman Bey. Seni demediler, arkadaşın dediler. Osman Bey, konuşabilir miyiz? Sen bana kızıyorsun, hep sen kızıyorsun. Arkadaşım gelsin, sen gel. Hayır. Haklısın. Tamam, bir önceki gelişimde biraz kızmış olabilirim. Ama söz veriyorum, şimdi hiç kızmayacağım. Arkadaşım bana hiç kızmaz. Bir de
Ali kızmaz. Zeyno da, Arap da. Bana sen kızıyorsun. Şöyle oturalım mı? Osman Bey, ben uyuyamıyorum. Evde kalamıyorum, dışarılara sığamıyorum. Aklımı kaçıracağım. Bak, sen bana demiş, bir şey demiştin. Ve ben onları aklımdan çıkartamıyorum. Kanıyordu dedim. Durdurmak istedim dedim. Elimi bastırdım dedim. Yani sen Cemre'ye bir şey yapmayıp onu kurtarmak mı istedin? Olmuyor öyle. Çocuklar ölüyor. Kurtulsun istiyorsun. Ölüyor. Bak. Benim karnımda bir bebek. Cemre'nin kardeşi. Kız mı? Kız bu. Bu bebek kız. Kızlar iyidir. Erkekler de iyidir. Ama bu iyi bir kız. Yaşasın istersin değil mi? Yaşasın. Mutlu 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 olsun. Git. Buradan uzaklara git. Ben Vefa'yı alıp gitseydim ölmezdi. Ben de bu bebeği yaşatacak güç yok ki. Ben nefes alamıyorken onu nasıl büyütebilirim ha? Kızımın katilini bulamamışken. Ya bak Osman Bey, bana ne olur gerçeği söyle. Cemre'yi sen mi öldürdün? Ben kıymadım. Ben kıyamam. Çocuklar anne babalarından önce ölmesin. Ölmesin. Dur. Yardım edeyim, dur. Gerek yok. Dur. Kerem Bey. Dur, o kadar da ben bırakacağım seni zaten. Yok, o kadarına da gerek yok. Ne kadarına gerek var? Ben babanım senin ya. Evet, Kenan Bey. Kenan Bey, peki şimdilik. Peki, bu gece geleceksin ama değil mi? Yok, ben bu gece annemde kalıyorum. Annen niye yarını fark ederse? Yarın durum gayet iyi. Belli etmem, merak etmeyin. Peki. Ben bugün davayı başlatıyorum bu arada. Orada netiz değil mi? Annem Karadeniz'in adından vazgeçmezse netiz. Annenin adından vazgeçmez. İkimiz de yeterince iyi tanıyoruz onu. Neyse. Kenan Bey, mümkünse bu durumu fırsata çevirmeyin. Benim amacım Cemre'nin katilini bulup Osman amcayı oradan çıkarmak. Bunu yapabilmem için de okula devam etmem lazım. Annem yok derse hemfikir olduğumuz gibi zaten velayetimi alacaksınız. Ama ben annemde yaşamaya devam edeceğim. O kadar. Tabii tamam, peki. Hadi iyi dersin. İyi günler. İyi günler. Hadi. Ben velayeti alayım da bakayım sen o eve bir daha gidebiliyor musun? Annen de seni çok özlerse gelir burada yaşarız işte beraber. Koskocaman ev. Ege?
Hadi Çağrı bana çok saçma sapan bir sebepten ötürü bozuk. Onu anladık. Senin olayın nedir? Yok bir şey hocam. Klasik sabah sersemliği diyelim. Hı. Ben ilgisi yok yani. Yok hayır. İyi, güzel o zaman. Çünkü ben ne düşünüyorum biliyor musun Ege? Biriyle bir derdin bir tasan olduğu zaman ne yaparsın? Alırsın karşına, oturtursun, bir konuşursun, bir dinlersin. Bir anlamaya çalışırsın. Belki o zaman fark edersin ki bu kadar büyütülecek bir mesele yokmuş ortada. İnsanların birbirini sevmeye hakkı varmış. Babacığım, yaptığın göndermeyi anlıyorum. Ama seninle ilgili bir şey yok sonuç olarak. Her şey seninle ilgili değil. Dünya senin etrafında dönmüyor, değil mi? Dönmüyor tabii. Onda bir sıkıntı yok. Eğer benle ilgili bir sorun yoksa ben çaylarınızı tazeleyeyim. Ben tamam. Hocam ben sütle rica edebilir miyim? Tabii ki paşam. Sağ olun. O ne ya? O ses ne öyle? Oyun falan mı oynuyorsunuz? Ha, aynen hocam. Online oyun. Ya kaç yaşına geldiniz? Hala oyun oynuyorsunuz ya. Hadi ya. Aman be. Bir haber var mı? Kimden? Cemre'nin kara meleğinden. Ya kızım sen hala orada mısın ya? Ya Berko, Berk. Bir oyun döndürüyor abire inanıyorsunuz siz de ya. Şu haline bak. Korkudan yukusuzluktan ağzı yüzü gitmiş hep. Sen de azıcık Cemre'yi tanısaydın sen de uyuyamazdın. Ya he. Hadi. Ali. Ne oldu? Ne bu haliniz? Ya kardeş ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Sabah Berk'i gördüm. Nerede? Sizin kapının önünde. Derya teyzeyle konuşuyordu. Ben simit alıyordum. Ben gördüm. Aha da son imzayı da attık bitti. Ben şunu alayım. Konuştuğumuz gibi Vedat abi. Ya dur lan ne acelem var otur hele. Baba bak bayan Alman değil mi? Ya Alman merak etme sen. Sen evleneceğin müstakbel hanımımı buraya getir. Ödemen cebinde kardeş. Ödemede bir aksilik olmasın bak. Ya arkadaş ne alakası var ya? Sen benim lafıma güven. Bizde laf ağızdan bir kere çıkar. Bak dur. Allah. Bu da teknenin ruhsatı. Oğlan kullanıyor ama benim üstüme istediğim zaman satabilirim. Oldu mu? Oldu. Tamamdır. Az çakal değilsin ha. Oğlum ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım Ege. Kaçmaktan, bir şeyleri saklamaktan, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaktan. Lan oyunun en büyüğünü biz oynuyoruz ya. Ve her şey gittikçe daha da sarıyor. Yani bu gidişte daha da kötü olacak gibi. Biliyorum da ne yapmamı istersin bro? Ya çünkü ben çok yoruldum. Sürekli arkamı kollamaktan, seninle tartışmaktan. Çok yoruldum Çağrı. Geldiğimiz hale bak ya. Arkadaşız lan biz. Evet abi. O yüzden birlikte hareket etmemiz lazım. Ya gidip polise anlatalım her şeyi ya da bu yaptıklarımız ortaya çıkmasın diye şu aptal oyunu oynamaya devam edelim. Ama madem ki arkadaşız ne yapacaksak birlikte yapalım. Ne diyorsun bro? Polise mi gidiyoruz? Oyuna devam mı? Abla, kahve yapayım mı? İçeriz ha. Dilim damağım kurudu vallahi. Kader abla, kahve diyorum. Yapayım mı? Hem bak fal kapatırız ha. Fal bakarım çok iyi. İstemez. Hiç neşem yok bugün, neşe. Benim falıma bakan bakmış kızım.
Vallahi içimden geldi diyorum ya. Sen böyle çoluk çocuk bir şey görürüz, ne dersin? Ay ne çoluk çocuğu ya? İstemez. Zaten ben falı kapatsam fincamdan çıkar Bilal, ben de tabaktan çıkarım yani. O ne demek ya? Yan yana gelemiyoruz demek. Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibiyiz demek. Tam böyle muradımıza ereceğiz. Hop, biri çıkıveriyor aradan. Kara dikenler, güller, aşılmaz dağlar çıkıyor aramızda. Ya çiçeği burnunda gelinim ben ya. Tazecik. Aynı evin içinde bir denk gelemedik yani. Ferhat şehre suyu indiremedi. Yani Bilal. Bilelim. Hanımlar, destur var mı? Müsait misiniz? Buyurunuz Hasan Bey. Çay götürdüm size. Ne oldu şimdi, çaycılığa mı başladın? Abla bilirsin, çay bizim işimiz ya. Karadenizliyiz biz. Oğlum sen niye duramıyorsun durduğun yerde ya? Abla, vallahi daralırım, boğalırım. Bildiğin gibi değil ya. Hadi size afiyet olsun. Buyurun, beraber olsun diyeceğim ama. Hiç o çayı bırakma sen. Siz bence şıkın ikiniz sahile. Benden bir çay için. Bari siz kavuşun ya. Tamam abla, şey yapıyorum. Havunu abla bırakırım o zaman abla. Yürü biz. Oh. Abi bunlar nerede? Şuradalar işte. Mavi, sen emin misin ne duyduğuna? Eminim. Ege'ye polise gidelim, her şeyi anlatalım. Ya da susup bu oyunu oynayalım, yaptıklarımız ortaya çıkmasın dedi. Sen seç dedi Çağrı'ya. Bayağı. Anlat lan. Ha, polise ne anlatacaktınız Çağrı'ya? Oğlum ne oluyor? Konuş lan, ne konuşuyorsun? Ne oluyor ya orada? Suçluyorlar onları. Sıkıştılar tabii. Neyse, ben Ali ile konuştum sabah. Savunması ne biliyor musun? Sözde Arap Cemre'yi bulunca bıçağa dokunmuş, hatta çıkarmış. Sonra korkup Zeynep'le beraber kaçmışlar. Nasıl fıkra? Komikmiş. Evet. Ama Ali Boy inanıyor buna. Neyse, devamı var. Osman amcaları onları görmüş. Onlar yaptı sanmış. O yüzden suçu üstüne almış. Böyle uzun ve sıkıcı bir fıkra. Yuh artık. Yalanın dibi resmen be. Ama bak, biliyor musun? Ali'ye hak veriyorum. Yani sonuçta benim de arkadaşlarım böyle bir şey anlatsa... ben de onlara inanırdım. Ama yalan söylüyorlar. Yani bence de, bence de. Neyse, ben şimdi diyorum ki madem bunlar bu kadar birbirlerine bağlılar... ben neden konuyu bu kadar uzatıyorum ki? Nasıl yani? Şöyle. Şimdi Ali bunlar için her şeyi yapar, değil mi? Bakalım onlar Ali için her şeyi yapabilir mi? Ne oluyor? Anlat lan. Ne anlat? Anlat oğlum. Ne anlatacaksınız? Ne biliyorsunuz anlatacaksınız? Bırak şu kızı, bırak. Konuş. Elini kolunu tut. Tamam, el kol yapma. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz? Onun derdi Arap'la, tamam mı? Senin derdin benle. Tamam mı? Neyi? Tamam, bana bak. Oraya değil. Bana bak. Anlat. Anlat. Bana bak. Anlat. Bana bak. Bana bak. Ne anlatayım? Anlatayım. Ya sen ne iki yüzlü, ne oyuncu birisi çıktın ya. Ben de senin bunlardan bir farkın var zannediyorum ya. Sana inandım be. Geri gidiyorsun ha. Ha, bundan sonra senin dediğin hiçbir şeye ben inanmam. Çizim senin üstüne. Çizdiysen çiz ya. Bu ne, çizdiysen çiz. Allah Allah, sürekli üstüme oynuyorsun. Ben de insanım ha. Ya tamam lan. Çizeceğim. Yok ya, polise ne söyleyeceksin onu anlatacaksın. Yok oğlum, ne anlatayım ya? Ayrılın, ayrılın. Ayrılın. Anlat, anlat. Ne anlatacağım? Ayrılın tamam. Ayrılın. Bir şey, biz de bir şey yok. Ayrılın tamam. Ağacım hoşçakal. Görüşürüz Berman. Ah, Önder, ah. Vallahi geceyi sabah ettim. Yani o kadar sinirliyim ki, o kadar sinirliyim ki... ya bana o adamın yanında velayetime babam alsın, öyle istiyorum diyor. Yani benim doğurduğum şey bana kafa tutuyor, görüyor musun? Bak sen işe ya. Delirecek gibi oldum. Öbür taraftan da hiç kıyamıyorum. Diyorum ki acaba bu dün gece uyudu mu, üşüdü mü, karnı aç mı yattı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
anne olunca evladına hakkıyla bile kızamıyorsun. Babaysan da durum değişmiyor, aynı. Öyle, kızamıyorsun. Saçma. Yok, bir de biliyorum, inadından yapıyor. Ya istediği falan yok ya, inadından yapıyor. Ve beni o kadar iyi tanıyor ki. Nasıl sıkıştıracağını o kadar iyi biliyor ki. Kendimden biliyorum, ben de böyleydim. Yani annemle babam bir şey söylesin, hani onu yapmamak için kafamın dikine bambaşka bir şey yapardım yani. İlle inatlaşacağım. Zaten ne geldiyse başımıza da o yüzden geldi. Ama ne demişler Derya? Çocuğun senin sınavın yani. Sınavımız. Ama göreceksin. Ben o sınavı geçeceğim. Kaybetmeyeceğim. Yelkenleri de suya indirmeyeceğim. Görürsün. Yok tabii yok. Bravo. Ben de aksini söylemeyecektim zaten. Bravo. Ay çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Dünden beri herkes bana karşı. Herkes diyor ki ne var amma inatlaştın gitsin okula. Ya sanki biz tamam demesini bilmiyoruz. Ya ben derim. Derim de oğlumu tanıyorum, oğlumu. Ya ben oraya evet desem, oraya gitmeye başlasa yine başına iş açacak. Yine açacak. Açmadı mı? Daha önce yaşamadık mı bunları sanki? Ya bazen diyorum ki bunlar keşke büyümeseydi. Bunlar büyüdükçe dertleri de büyüdü bunların ya. Vallahi de doğru söylüyorsun. Vallahi bazen böyle şey gibi hissediyorum. Yani böyle önümde koca bir dağ var, sıkıntı gibi. Onunla savaşıyorum, çıkıyorum falan. Tam böyle diyorum ki düzlüğe erdik. Bak soluklandım, şurada birazcık öğrenmiştir diyorum. Hop karşımda yeni bir dağ. Daha dik, daha yüksek. Öyle. Şey diyeceğim ya, ister misin ben Ali'yle bir konuşayım belki? Yok yok, sakın öyle bir şey yapma. Ya şimdi sana iyice bilenecek. Zaten Kenan o kadar etkilemiş ki onu. Yani yardım ediyor ya şimdi o ona. Ondan yapıyor. Ya sen iyi babalık yapacaksan önce git kendi çocuğuna yap, öyle değil mi? Değil mi? Yani öyle cezalandırarak, çocuk kapatarak falan olmuyor bu iş. Ya görmezden geliyor. Saygısızlık ediyor. İlk önce otur, sen kendi bir çocuğunu çözmeye çalış. Dinle, anlamaya çalış, değil mi? Ama yok. Şimdi Berke babalık yapamadı ya. Ali'ye iyi babalık gösterisi yapıyor. Aklı sıra kendini ispat edecek. Bu arada şimdi Berk deyince de düşünmeden geçemiyorum. Biz şimdi bütün umudumuzu Berk'e yükledik, öyle mi? Yani. Sen emin misin Berk'in sana yardımcı olacağında? Hani ne bileyim, onunla böyle bir işbirliğine girmek ne kadar doğru onu bilmiyorum da. Ne yapayım Önder? Ne yapayım? Başka şansın mı var? Yok. Hayırdır? Şu kapılar, bu sehpa falan, bu. Bunları da değiştiririz. Ha kardeş, biz teknenin sahibine bakmıştık da. Tanıyor musun sen? Tanıyorum, tanıyorum. Ya siz kimsiniz? Ben sizi çıkaramadım. Biz tekneye bakıyoruz da. Sahibi bize satar mı diye bir soracağız be. Yok, sağ olasın. Gerek yok. Para mühim değil. Biz yine de kendisine bir teklifte bulunalım. Yok, gerek yok işte. Diyorum ya, sahibi benim, ben de satmıyorum. Ya satılık olsa önünde arkasında bir yerinde yazardı zaten. Var mı? Yok. Siz ufaktan şey yapın, ilerideki teknelere bir sorun, belki orada çıkar. Hadi. Ulan parası var diye her şey satılık. Bir de teklif sunayım diyor ya. Değil değil, ileride. Ona bak sen. Kendi parasıyla döveceğim bunları, yemin ediyorum diyor. Oh. Çay çok iyi geldi vallahi. Afiyet olsun. Ben ne kadar istemesem de yavaş yavaş gitmem lazım. Çağrı yakında evde olur. Tabii. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben dün akşam durumdan bir parça bahsettim Çağrı'ya. Hangi durumu? Bizim durumumuzda. Şey yapmadan tabii, isim vermeden. Ha. Asla. Dedim ki ben de biriyle görüşmeye başladım dedim. Ama karşıma alıp oturtup konuşmadı. Laf lafı açtı yani. Serseri. O da şey olduğu için, benzer duygular yaşadığı için. Benzer derken? Zeynep. Gerçekten mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben anladım. Ya insan bir şekilde anlıyor, böyle garip bir şey oluyor herhalde. Nasıl, duyguları karşılıklı mı bari? Yani şu sıralar biraz durum karışık tabii son olaylardan sonra. Doğru tabii, doğru. Ben bizden bahsedince Çağrı'ya, o durumla ilgilenmedi daha çok. Sonuçla ilgilendi desem yeridir.
Dedi, peki baba evlenmeyi düşünüyor musunuz dedi. Nasıl, evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Evet demedin. Demedin değil mi? Yok. Evet demedim. Saçma olurdu çünkü. Değil mi? Saçma mı? Saçma. Olmaz mıydı? Yok canım, yani tabii ki çok saçma. Çok saçma. İyi ki dememişsin. Yani şimdi bakıyorum da bunca yıl tek başımıza yaşamışız. Yo. Sonra biriyle aynı ev falan, onlar olacak iş değil. Çok zor zaten. Ha, zor, zor. Zor diyorsun. Çok zor diyorum. Anladım ben. Ben de. Ya şey, bak bu da ne kadar önemli. Bu konuda bu kadar iyi anlaşıyor olmamız değil mi? Değil mi? Evet. 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 Evet evet deyince karşılıklı şey gibi oldu. Ama oradayım demişiz. Ama biz netiz yani evlilik konusuna, öyle mi? Eminiz tabii tabii. Ha. Tabii ki. İyi. Ha, Ali. Hocam. Nasılsınız? İyiyim sağ ol, senden? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Bir problem yoktur inşallah, niye geldiniz? Ben çağırdım, bir sakıncası mı var? Var anne. Çünkü sizin tek ortak noktanız benim ve benim hakkımda konuşuyorsanız benim de bilmeye hakkım var. Niye, bilince ne olacak? Dinleyecek misin sanki? Ha? Ayrıca sen iyi ile kötüyü birbirinden ayırıp kendi büyük kararlarını verecek kadar büyüdün değil mi? Beni hiç düşünmeden bunları yapacak kadar büyüksün artık. Burada konuştuklarımızı bilince ne olacak? Seni hiç ilgilendirmez artık. Geceni geçti mi bari? Uyudun mu? Belli ki iyi uyumuşsun. Sabahleyin formanı giymişsin, okuluna gitmişsin. Gittim anne. Bugün nasıl gittiysem yarın da gideceğim, öbür gün de gideceğim, tamam mı? Osman amcayı oradan çıkarana kadar gitmeye de devam edeceğim. Gerçek katilin kim olduğunu bulana kadar gideceğim. Ali ya oğlum. Hocam bir dakika ya, annemle arama girmeyin. Bir kere ya. Hem ben size demiştim hocam telefonda. Gerçekten yardım etmek istiyorsanız gidin Çağrı'ya sorun diye. Sordunuz mu? Sormadınız. Sorun dedim çünkü olay Ege ve Çağrı'da bitiyor hocam. Yeter artık. Ne yeter? Kesiyorum. Kesmiyorum ya. Ben zaten eşyalarımı almaya gelmiştim. Kalacak değilim. Israr etmeyeceğim çocuğum. Git, git o adamın evinde kal. Bir an önce eşyalarını topla ve o adamın evine yerleş. Kafanın dikine git gene. İyi o zaman. İyi o zaman. İyi. İyi. Ha. He. Ha. Ay delirtecek beni ya. Ay vallahi delirtecek. Abi be, sen beni niye çağırdın ya? Ben bu adamla konuşmam, bak diyeceğim dedim ben. Bırak ne hali varsa görsün paşam. Yok yok, konuşmaya çağırmadım ben seni. Benim kirli de pantolonla gömleğim neyim kaldı? Ya ben yüzünü görmek istemiyorum. He ben göreyim yani he. Ya abi. Oğlum kirli için mi çağırdın la beni? Oğlum dert ettin, şeye bak ya, gider alırız yenisini. İki pantolon gömlek, Allah aşkına yürü hadi. Abi ya bana doğum gününde aldığın gömlek var ya. Gömlek çiçekli. He. Orijinal de anasını satayım. Sonra baktım olacak gibi değil. Gittim boşadım karıyı kardeş. Ya ömrümün yarısı gümüşüne geçti zaten. Kalan da elden ayaktan düşmeden bir yüz görek değil mi ya? Vallahi iyi demişsin kardeş. Hayırlı uğurlu olsun. Kim bu yenge? Mahalleden falan mı? Almanya'da. Rosalinda. Nasıl, artist gibi değil mi? Yakışıyor kardeşim ha. Dünya hayat anam bacım. Fazlası var eksiği yok. İyi de sen nereden buldun bu Rosalinda'yı? Fazla bakma lan. Vallahi geçen kahvede bahsettim. Hayırlı bir kısmet bulursam benim evlenmeye niyetim var dedim. Ya ne güzel insanlar var ya. Ne iyi insanlar var arkadaş. Biri oradan zıpladı geldi. Abi dedi, niyetin ciddiyse benim böyle bir tanıdığım var dedi, yardımcı olurum sana. Yalnız Alman. Demiş, istemiş ki bir Türk'le evlensin, gelsin burada yuvasını vursun. Bak, boşuna demiyorlar Almanlar Türkler de kıskanıyor diye. Yalan mı la? Bizden iyi koca mı olur oğlum? Biz böyle aldık mıydı,
başımızın üstüne koyar gül gibi yaşatırız. Yalnız biraz masraflı oldu tabii. Ufaktan bir senet imzaladık. Ya o kadar da olacak. Bu senin büyük oğlan değil mi? Ne geldin la? La Bilal, hatırladın mı beni? Raci ben, Raci. Babanın pavyonunda sazcısıydım ha. Yok, hatırlamadım. Benim bir işim var, size bakın keyfinize. Vay be, koca adam olmuş biraz. En sona vakit gördüydüm. Polis kimmiş yengeyi götürürken. Bak yalnız diyeyim sana, o mesele hala bulanık benim kafamda. Gümüş yenge adamı para için öldürmedi mi? Bu paralar hiç çıkmadı ortaya. Yalan yok. Ben de dahil bütün pavyon az çınlatmadı kulaklarını arkandan. Bir de 6 ay sonra bizim değnekçi İrfan elinde senin kasetle gelince dedi kadın girdi içeri bu albüm çıkardı. Akar nereden bu işin? Vedat, gel lan şu işin doğrusunu anlat bana. Sen mi aldın lan paraları, he? Anne. Ha canım. Gel otur istersen, sevdiğin yemek. Hemen bir tabak getireyim. Yok, ben tokum. Peki, sen bilirsin. Var mı bana söylemek istediğin bir şey? Ne gibi? Güle güle git evladım falan gibi bir şey mi bekliyorsun? Yok hani biri eve geldi mi? Geldiyse kim geldi? İşte hani son kez ben gitmeden önce belki söylemek istediğim bir şey vardır. Ne o aslında? Kim geldi hani merak ediyorsan söyleyeyim. Sütçü geldi. Süt aldım. Nezihe teyzen geldi. Şu biberleri seviyor ya. Acı biberlerden istedi. Onu verdim. Ondan sonra seneye de kurutacakmış. Tohumlarından kendi bahçesine ekecekmiş. Sonra Kader geldi ama o her zaman geliyor biliyorsun. Sabahları kahveye geliyor. Kahvesini içti gitti. Önder Hoca'n geldi. Ama fırına. O sayılmaz o yüzden. Berk gelmiş anne. Arap söyledi. Ne işi vardı Berk'in burada? Evet. Unutmuşum. O da geldi. Geldi oturdu. Biraz konuştuk sonra gitti. Konuştunuz. Nesi var Berk Efendi'nin seninle konuşacak? Ali'ciğim. Bu seni hiç ilgilendirmez. Yani senin hayatının bu kısmıyla ilgili işin bitti. Çünkü bu senin kararın. Yani çok merak ediyorsan gidersin babana sorarsın. Kim girdi, kim çıktı o eve, ne yapıyorlar bütün gün? Ama burayı soramazsın. Çünkü artık burası seni ilgilendirmez. Orası ilgilendirir. Neyse iştahım kaçtı. Soyumu toplarım.
Afiyet olsun anneciğim. Sen niye böyle oturuyorsun be? Ne var kız otur şimdi. Evde de hep böyle mi oturacaksın? Ya oturuyorum işte Zeyno ya. Allah Allah. Bu rahatsız diken üstünde oturuyorsun ya. Ya oturuyorum. Oturuyorum. İzle televizyonu izle beni izleme. Tamam, Allah Allah. Uzanınca şey sırtım neyim ağrıyor ya. Abimin de yattık yani. Gece abinle uyudun diye herhalde. Hı? Bilal abi. Bak arabın sırtı tutulmuş. Sende durumlar nasıl? Hadi ver bakalım çamaşırlarını da yıkayalım şöyle sabah. Şey yapalım, ütülerimi temiz temiz giyersin. Yok Kader abla sen zahmet etme ya. Ben hallederim. Yok be ne zahmeti, ver yıkarım ben. Çekirdek versene seni. Hadi ver. Hadi sen oğlum. Samet. Bilal, var mı senin yıkanacak bir şeyin ha? Anneciğim o şu an bizim aramızda değil. Oy, dünyadan Bilal abi. Ne oluyor ya? Nereden çıktı şimdi bunlar? Abi ya, nerede kalıyor? Ne oldu Cici? Annem yıkanacak bir şeyin var mı diye soruyor. Başka bir şey istiyor. Biri yok yok ya. Organikmiş, biri der ekmek gültenmiş. Ya bana bir ağırlık çöktü ben gidip biraz uzanacağım. Yalnız bir karışıklık olmasın benim odama ha. Öyle yaparım Cici. Sen konuşuver tamam mı? Ya direkt gibi diktin beni buraya hadi versene be oğlum ya. Nerede yıkayalım? Ya Kader abla sen beyazları yıkamayacaksın. Tamam yıkamadın tamam, işte. Tamam benim siyah. Ya, ne olur canım siyah satın. Ya ben hallederim. Anne ya tamam bırak nasıl rahat edecek söyle yapsın. Dur, İyi tamam öf be. Git şeyde makinenin üstünde deterjan var basarsın düğmesine. Kendin güzel güzel ayır yıka. Ama Kader abla ya ben şey yaparım. Allah Allah. Ver yani ağırlık yapacak neydi? Ne? Yok sana demedim. Ha? Az pilav yedi biraz çok. Tam zamanında çağrı. Hoş geldin oğlum. Esrin. Merhaba. Ne işin var senin burada? Anlatacağım. Ama müsaade edersen böyle kapı ağzında konuşmayalım. Ben zaten fazla kalmayacağım. Evet buyur. Dinliyorum seni. Ha bu arada... Geçmiş olsun demeyeceğim çünkü hastaneye yatmamışsın galiba öyle mi? Evet öyle oldu. Bravo. Yani işte bu Cemre'ye olanlardan sonra Ayla'nın bana ihtiyacı olacağını düşünmüştüm. Ama oğlumun da bana ihtiyacı varmış. Vay vay. Öyle mi? Tebrik ediyorum. Evleniyormuşsunuz Derya'yla. Nereden çıktı bu? Çağrı söyledi. Derya'yı da. Yok, o babam evleniyor dedi. Ben de kiminle olacağını söyledim. Yani bir yanlışım falan yok herhalde değil mi? Şimdi hala birliktesinizdir sanıyorum. Şimdi anlaşıldı Çağrı'nın bana karşı tavırları. Onlar bunlar şu anda. Ah. Nesrin, sana bravo. Her türlü fırsatta oğlumuzu bana karşı kullanmayı hiç kaçırmıyorsun değil mi? Bravo sana. Önder'cim hiç bana kızma. Kendini boşu boşuna yorma. Bu sefer ben hiçbir şey yapmadım. Beni arayan Çağrı'ydı. Dedi ki babam biriyle birlikte evleniyor ve ben artık onunla birlikte yaşamak istemiyorum dedi. Yani anlayacağın oğlumuz velayetinin bende olmasını istiyor. Öyle mi? Ha. Bu arada hiç de haksız değil. Çünkü onunla ilgilenen bir anneye ihtiyacı yok zaten. Ben varım. Aa, hakikaten sen varsın Nesrin ya. Çağrı'yı bu kadar düşünen, onunla bu kadar ilgilenen bir annesi var. Ben bunu nasıl unuturum? Bak ben burayı ikimizin kavgasına dönüştürmek için gelmedim ya. Hakikaten bunun için gelmedim. Eğer oğlumuzu almak için geldiysen elin boş döneceksin Nesrin. Eğer mahkemeye de gitmek istiyorsan buyur git mahkemeye ben kazanacağım nasıl olsa. Önder. Ne? Nesrin, senden anne olmaz. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Sen anne olma hakkını... O gece kaybettin. Yeter! O kaza için beni suçlamaktan bir vazgeç artık ya. O gece ikimiz de sarhoştuk. Ya yapma böyle bunu yapma şimdi. Ben arabayı kullanıyordum, kavga ediyorduk. Hiç yapma bunu yapma Nesrin. Sen benden ayrılmak istediğini söylemiştin. Ben de direksiyonu... Ya sen bizi öldürmeye çalıştın Nesrin daha ne diyeyim? Ben oğluma zarar verecek hiçbir şey yapmak istemedim. Sen oğlunun hayatıyla beni cezalandırmaya çalıştın Hayır, Nesrin. Hayır asla böyle neymiş bir şey efendim? Ölüler boşanamazmış. Bu
lafın var ya, o geceden beri sürekli aklımda, sürekli aklımda her gün. O tırın altına arabayı sürmeden evvel senden duyduğum son laftı bu. Sen oğlunu bir saniye bile düşünmedin. O yüzden bu evden defol git. Benim hayatımdan da, oğlumun hayatından da çık. Hadi Nesrin, hadi. Çağrı. Çağrı. Çağrı anneciğim. Anneciğim. Selo. Hı. Selo, şuna bak kurban olayım ya. Vallahi anlamıyorum ya. Yanlış yapmışsın ya. Bu mu doğrusu? He. İyi ya. O zaman bunu da yap, bunu da yap. Bunu da, bunu da, bunu da. Oldu. Başka? Ha? İstiyorsan hepsini ben yapayım. Vallahi ağzından bal damlıyor. Arap. Bunları senin yapman lazım Arap. Tamam mı? Bursunu kaybetmemek için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Ali'nin babası da kurtarmaz seni. Ben sana söyleyeyim. Vallahi müthiş motivasyon veriyorsun Zeyno ya. Uçtum şu an ya. Hepsini 10 dakikada yerim bitiririm ben bunları. Ya... Ya olasılık soruyor, olasılık. Ya ben kendi küçük dünyamdaki olasılıkları hesaplıyorum. Buradakini nasıl hesaplayayım ben Zeyno? Kapının önündeyim, gelir misin? Hayır. Ne olursun Zeyno, sadece 2 dakika. Kırk kişilik sınıf diyor. Sınıfta 40 kişi yok. 40 kişi. Hep 70-80. Ne oldu sabah artistlik yapıyordun? Pişman mı oldun yoksa? Ha? Benim senden başka gidecek kimsem yok. Yokmuş. Çağrın ne oldu ya? Korkutmasana insanı. Bu gece bana düşman olmaktan vazgeçer misin? Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bu gece beni dinlemene ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var Zeyno. Ben de diyorum babam niye bu kadar nefret ediyor bu kadınla? Her gittiğimde 100 kere arıyor, yüzü asılıyor. Ya bir insan nefret edilmeyi hak edecek ne yapmış olabilir bu kadar diyorum. Cevabımı aldım işte. Bir anne bunu nasıl yapar ya? Ya bir anne bunu nasıl yapar? Bir anne nasıl oğlunu öldürmeye kalkar? Annem beni öldürmeye çalışmış Zeyno. Diyordum ya, benim hayatım yalanmış diye. Kıyaslamak gibi olmasın. Hem ki de kötüymüş. Anlaşılan biz bu gece de sabahlayacağız. Sen hiç merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Yani merak etme, kısımlarını sanki geçtik gibi. Yani anlaşılan biz yeni başlamaya geçtik. Onu da dün gece sabahlarken geçtik. Mavi. Söyle öyle. Neydi bu? Neydi bu?
Tamam dedim, anlamı ver bana mutluluğu. Barışalım. Oldu mu? Oldu mu? Uykusunda her biri, yorma sakın kendini. Anlatıp derdimizi onlara. Sen, ben, birkaç kişi bırakmışız bütün işi. Vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda. Bu ışık hepimize fazla. Geceyi öler. Bilmem ne olabilir aramızda. Bu ışık ikimize fazla. Keyifler yerinde. Aşık olunca böyle mi oluyor? Biraz aptal, fazla relax. Yalnız benim katkımı da es geçmemek lazım ha. Berk, sen hala bunlardan eğleniyor musun? Ha? Senin yüzünden Cemre öldü, farkındasın değil mi? Ha. Ben de tam o konuya gelecektim ama sen hızlı bir giriş yaptın. Bak, ben söylemem gereken her şeyi söyledim sana. Arap'la Zeyno masum. Tamam. Ya benim o konuda bazı soru işaretlerim var ama onu da birazdan çözeceğiz. Nasıl olacakmış o? Özel günleri unutmam. Sen nasıldı o? Nasıl yapmıştın? Önce gül. Ha, evet. Önce gül. Tamam, okey. Özellikle de intikam gününü.